Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 2 Nisan 2024 Salı. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. NATO Dışişleri Bakanları 2024 yılının ilk toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ardından ittifakın son durumu ve Washington zirvesinin hazırlıkları gündemde. Terörle mücadele ve Ukrayna'daki gelişmeler önemli başlıklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu toplantı için Brüksel'e gidecek. Giderken Fidan'ın çantasında hangi konular, hangi başlıklar olacak? Doğancan Aksoy muhabir arkadaşımız birazdan aktaracak canlı yayında. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binası ve büyükelçilik konutunu vurdu. 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ölenler arasında İran devrim muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi de bulunuyor. İran saldırıya sert yanıt vereceğini duyurdu. Ayrıntıları aktaracağız birazdan. İsrail, Gazze'yi de hedef almaksızın, hedef gözetmeksizin vurmaya devam ediyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bahçesi cenaze doldu. Sevgili seyirciler, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni yıkmasına tepkiler de sürüyor. Ayrıntıları Kudüs'teki TRT ekibinden Ayşenur Gündoğdu aktaracak. Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Bu arada Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Alabuga ve Nijnekamsk bölgelerindeki bazı işletme binalarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Uğur Keleş Moskova'dan son gelişmeleri aktaracak bize. 32 yıl önce TRT ekipleri Hocalı'da yaşanan trajediyi dünyaya duyurmuştu. İşgal sona erdi. Azerbaycan ordusu birkaç ay önce Hocalı'da kontrolü sağladı. TRT yine bölgeye ilk giren uluslararası medya kuruluşu oldu. Fatih Avanos Hocalı'da, yanında Hocalı tanığı ve gazeteci Seriye Ceferova var. İşgal dönemi bölgeye verilen tahribatı ve vandalizmi konuşacaklar birazdan. Kazakistan'da sel nedeniyle ülkenin 20 yerleşim yerinde bölgesel çapta OHAL ilan edildi. Aktobe, Batı Kazakistan ve Kostanay bölgelerinde durum hala oldukça kritik. Cumhurbaşkanı Tokayev selden etkilenen bölgelere gidecek. Ayrıntıları Caner Salıbay aktaracak bize. Başlıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Nisan'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Bakan Fidan, toplantıda bazı NATO üyelerinin terör örgütü PKK-YPG ile ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayacak. İsrail, Suriye'deki İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutuna saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında İran devrim muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin de bulunduğu belirtildi. İran saldırıya sert yanıt vereceğini duyururken İsrail'in diplomatik misyonlarda alarm durumuna geçtiği kaydedildi. İsrail, Gazze'de insani yardım faaliyetlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun son saldırılarında uluslararası bir yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'de katlettiği Filistinlerin sayısı 32.780'den fazla. İsrail'in Şifa Hastanesi'ni yıkmasına tepkiler de sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 14 gün boyunca işgal altında tuttuğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çekilmesiyle ortaya çıkan katliam görüntülerine sert tepki gösterdi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeye hedeflediğinin delilidir açıklamasını yaptı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'de hükümet karşıtı protestolar giderek artıyor. Ülkenin pek çok kentinde savaş ve Netanyahu karşıtları hükümet istifa sloganlarıyla sokaklardaydı. Protestoların yoğun olduğu noktalardan biri de İsrail Meclisi'nin önüydü. Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunda düzenlenen terör saldırısı ile ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Terör saldırısına katılmakla suçlanan Tacikistan kökenli Yakup Johnny Yusufzoda'nın 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yük gemisinin çarparak köprüyü yıktığı Baltimore'da gemi trafiği kısıtlı olarak başladı. Açıklamayı Amerikan Sahil Güvenliği yaptı. Enkazın kuzey tarafında kısıtlı derinlikte bir bölgenin gemi trafiğine açıldığı aktarıldı. Önümüzdeki günlerde güney tarafının da açılmasının planlandığı vurgulandı. Ancak enkazın tam olarak ne zaman kaldırılacağı belirtilmedi. ABD merkezli çevrimiçi veri toplama şirketi Google, anonim modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti. Google arama verilerini silecek. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geleneksel iftar programı düzenlendi. Yüzlerce kişi Üsküp Türk Çarşısı'ndaki iftar sofrasında buluştu.
Güneş fırtınasının dünyayı vurdu. TRT çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi Ekip Siberay, Beyaz Perde'de küçük dostlarıyla buluşacak. TRT ortak yapımı Ekip Siberay Güneş Fırtınası adlı animasyon film 5 Nisan'da vizyona girecek. Evet, bugüne yansıyan gelişmeler böyle. Gelin birlikte detaylarına bakalım. Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Fidan'ın ziyaretinin detaylarını muhabir arkadaşımız Doğancan Aksoy'dan alacağız. 75. yılını kutlamaya hazırlanıyor NATO. Bundan kısa süre önce beyin ölümünden söz ediliyordu NATO'nun ama Rusya-Ukrayna Savaşı NATO'ya can suyu oldu adeta. İsveç ve Finlandiya'nın katılımı tarihi gelişmelerdi. Neler aktaracaksın bu toplantı hakkında ve Fidan'ın ziyareti özellikle hangi başlıklar öne çıkacak? Türkiye hangi konuları gündeme taşıyacak? Coşkun Özel, NATO'nun Dışişleri Bakanları 3-4 Nisan tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelecek. Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Sizler de belirttiniz, 4 Nisan NATO'nun aynı zamanda kuruluşunun 75. yılına denk geliyor. Bu vesileyle bir kutlama töreni yapılması da bekleniyor. Tabii toplantıda yeni üye İsveç'te Türkiye'nin yanında yer alacak. Çünkü oturma sıralaması alfabetik sıralamaya göre yapılıyor ve İsveç'te, yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsveç mevkidaşıyla toplantıda yan yana oturacak. Tabi NATO Dışişleri Bakanları toplantısının gündeminde ise genel caydırıcılık konuları, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington zirvesinin hazırlıkları, yine İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ardından ittifaktaki son durum olacak. Özellikle terörle mücadele başlığı oldukça önemli. Türkiye'nin de üstüne yoğunlukla düşeceği bir başlık olacak. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ajandasında da terörle mücadele başlığı olacak. Diplomatik kaynaklarda verilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini ve bunun NATO'nun görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak. Ayrıca terör örgütü PKK, PYD, YPG ile mücadele konusunda da Türkiye'nin beklentilerini aktaracak ve NATO'nun bazı üyelerinin bu terör örgütleriyle ortaklık ilişkisine girmesinin de kabul edilemez olduğunu belirtecek. Ayrıca müttefiklerin birbirlerine savunma sanayi konusunda yaptırım ve kısıtlamalar uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu ve bunun NATO'nun güvenliğinde olumsuz etkileyeceğini de yine ifade edecek toplantıda. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yine ajandasındaki başlıklardan bir tanesi de Avrupa'nın savunma ve güvenliğine ilişkin olacak. Avrupa'nın savunma ve güvenliğini etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik olarak da Türkiye'nin yine görüşlerini aktaracak toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ama biz şunu da biliyoruz, Hakan Fidan katıldığı uluslararası toplantılarda çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştiriyor. İşte geride bıraktığımız aylarda, günlerde Münih Güvenlik Konferansı'na katılmıştı. Yine Rio G20 Dışişleri Bakanları toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu, işte bu tarz toplantılarda 70'ten fazla ikili görüşme yapmıştı Hakan Fidan. Bu toplantıda da, yani Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da yine İngiltere, Almanya, Finlandiya ve Bulgaristan Dışişleri Bakanları'yla ikili görüşmeler yapması da bekleniyor Coşkun Özel. Doğancan Aksoy'dan aldık bilgileri. NATO Dışişleri Bakanları yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Zirve önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu toplantıda yer alacak. Hem ikili görüşmelerde bulunacak hem de yapacağı görüşmelerde ve konuşmalarda Türkiye'nin terörle mücadelesini, PKK'ya verilen yabancı ülkelerde, dış ülkelerdeki desteği gündeme getirecek sevgili seyirciler. İsrail, Suriye'deki İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutuna saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin de bulunduğu belirtildi. İran saldırıya sert yanıt vereceğini duyururken İsrail'in diplomatik misyonlarda alarm durumuna geçtiği kaydedildi. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binası ve büyükelçilik konutunu vurdu. Konsolosluk binasının F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef alındığı kaydedildi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenler arasında İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin de olduğu bildirildi. Zahidi'nin bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücünün Suriye ve Lübnan sorumlusu olarak görev yaptığı ifade edildi. Devrim Muhafızları Ordusu saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Haç Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi saldırıda yaralanmadı. Ekberi, Tahran'ın saldırıya hızlı, doğrudan ve güçlü şekilde karşılık vereceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian saldırıyı tüm uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. İsrail'in sonuçlarına katlanacağını söyledi. İsrail basını Tel Aviv yönetiminin saldırı sonrası diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçtiğini belirtti. İsrail geçen hafta Halep'e saldırı düzenlemiş, aralarında Suriye askeri ve Hizbullah mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti. Sevgili seyirciler, İsrail Gazze'de insani yardım faaliyetlerine hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun son saldırılarında uluslararası bir yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'de katlettiği Filistinlilerin sayısı 32.782'ye yükseldi. İsrail'in Şifa Hastanesi'ni yıkmasına tepkiler de sürüyor. İsrail ordusu Deir el-Belah şehrinde sivil aracı hedef aldı. Saldırıda gazetecilere sıcak yemek ulaştıran Dünya Merkezi Mutfağı adlı uluslararası yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı ve 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Yardım kuruluşundan yapılan açıklamada bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı ifadesi kullanıldı. Avustralyalı kadın yardım çalışanının Gazze'de sivillere dağıtmak için pişirilen yemekleri gösterdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan İsrail savaş uçakları Deir el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda ikisi çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı. Gazze şehrinin El Sahaba mahallesine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ni yıkmasına tepkiler de sürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail baskınının ardından Şifa Hastanesi'nde durum tespiti için ekip gönderileceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü de İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni yıkmasına tepki gösterdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Şifa Hastanesi'nde çok sayıda sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü yönündeki görüntülerin çok endişe verici olduğu belirtildi. İsrail'in sivil kayıpları azaltma noktasında yükümlülüğü olduğu ifade edildi. İsrail ordusu 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastane ve çevresinde 400'den fazla Filistinli'yi öldürmüş, çekilirken hastane binalarını yıkmıştı. Evet, Şifa Hastanesi'nin bahçesi cenaze dolu. Birazdan o görüntüleri, cenazelerini arayan insanların feryatlarını ekranlarınıza getireceğiz. Ama şimdi Kudüs'e gidelim. Ayşe Nur Gündoğdu muhabir arkadaşımız. Kudüs'te İsrail zulmünü yerinde izliyor muhabir arkadaşımız. 7 Ekim'den bu yana neredeyse 6 ay geçti ama İsrail'in Gazze'de giriştiği katliam tüm hızıyla sürüyor. Ayşenur Gündoğdu, sendeyiz bugüne ilişkin ayrıntıları almak için. Coşkun Özen, İsrail'in Gazze'deki katliamı 179 gündür devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32.916'ya yükseldi. 75 bini aşkın kişi ise saldırılarda yaralandı. Üstelik İsrail saldırılarında sivil ayrımı da gözetmiyor. Saldırılardan en çok zarar görenlerse kadınlar ve çocuklar oluyor. İsrail çatışmaların başından bu yana, 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku hiçe saymıştı. İbadethaneleri, yardım kuruluşlarını ve hastanelere hedef almıştı. Bugün de son zamanlarda da bu tavrını sürdürdü. Bir yardım konvoyuna saldırdı, bir sivil araca saldırdı. Sivil aracın içindeki uluslararası yardım kuruluşuna mensup 4 yabancı ve 1 Filistinli hayatını kaybetti. Ardından İsrail yine durmadı ve bir camiye hedef aldı. Cami saldırısında ise bir çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Aynı zamanda İsrail Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin en çok bulunduğu yerde de saldırılarına devam ediyor ve oradaki ailelerin evlerini bir bir hedef alıyor. Sivillere olan saldırılarına devam ediyor. İsrail uluslararası hukuku hiçe sayıyor demiştik. Hastanelere hedef alıyor demiştik. Bu kapsamda 7 Ekim'den bu yana bir
birçok kez hastaneleri vurmuş ve Gazze'deki sağlık sistemini hedef almıştı. Ama aynı zamanda Şifa Hastanesi Gazze'deki önemli hastanelerden biriydi. İsrail 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ni kuşatmıştı ve 14 gün boyunca da kuşatma altında tutmuştu. Dün Şifa Hastanesi'nden ve çevresinden birliklerini çektiğini duyurdu. İsrail'in bölgeden çekilmesinin ardından Gazze'li yetkililer bölgeye hemen intikal ettiler ve İsrail vahşetinin ilk belirlemeleri de Gazze'li yetkililerden geldi. Gazze'li yetkililer Şifa Hastanesi ve çevresinde İsrail zulmüne dikkat çektiler. İsrail'in burada Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerini kurşunlar yağdırdığını, 400'den fazla Filistinliyi katlettiğini ve birçok Filistinli ise gözaltına aldığını belirtti. Aynı zamanda İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki kuşatması sonrası çıkan vahşet görüntülerine Dünya Sağlık Örgütü'nden de tepkiler gecikmedi. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki tüm hizmetlerin tamamen durdurulduğunu belirtti. Şifa Hastanesi'ni yıkmanın Gazze'deki sağlık sisteminin kalbini sökmek anlamına geldiğini belirtti. İsrail'in Şifa Hastanesi çevresinden çekildiğini belirtmiştik. Ancak Şifa Hastanesi'nden çekilirken İsrail oradaki hastaneye ait bütün tesisleri de yıktı, yaktı ve adeta bir enkaza dönüştürdü hastaneyi. Hastanenin morg binasını, acil yardımını yaktı ve tamamen tıbbi malzemelerini de imha etti. Dışişleri Bakanlığı da Gazze'den gelen görüntülere ilişkin, Şifa'dan gelen görüntülere ilişkin bir açıklama yayınladı. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınmasının gerektiğinin bir kez daha altını çizdi Coşkun Ozan. Ayşenur Gündoğdu Kudüs'ten paylaştı son gelişmeleri. İsrail Gazze'yi hedef gözetmeksizin vuruyor sevgili seyirciler. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bahçesi cenaze doldu. Hastane enkazında evladının cansız bedenini arayan bir kadının feryadı yürekleri dağladı. Vallahi gücümüz kalmadı yeter işte yavrusunu kaybeden bir annenin feryadı Gazze'den yükselen sevgili seyirciler Gazze'ye yönelik insani yardım tırlarının yetersiz kalması Birleşmiş Milletler'in de tepkisini çekiyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric bölgeye günde en az 500 tır girmesi gerekirken mevcut yardımların bu sayının çok altında kaldığını belirtti. İsrail Gazze şeridini hem bombalıyor hem de insani yardımların girişini kısıtlıyor. Bu nedenle yüz binlerce Filistinli kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gazze'ye yönelik insani yardımların yetersiz kalmasına Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric bölgeye günde ortalama 500 yerine 159 yardım tırının girdiğini açıkladı. Mevcut sayının çok düşük kaldığını ifade etti. Dujarric'in gündeminde Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansına yönelik yardımların kesilmesi de vardı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü, İsrail'in ajansın kapatılması için başvuru yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaca Limanı'ndan hareket eden ikinci insani yardım gemisi Gazze sahiline de ulaştı. Ancak geminin yardımları indirmek üzere yanaşması gereken deniz iskelesi henüz tamamlanmadı. Bu nedenle yardım malzemelerinin nasıl indirileceği henüz bilinmiyor. Aş evinden yemek almaya gitmişti. Bizler siviliz. Gazze'li baba yemek almaya giden 8 yaşındaki oğlunun İsrail tarafından katledilmesine işte bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in yemek almaya giden sivillere hedef alan saldırısında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail bir kez daha yemek almaya giden sivilleri hedef aldı. Geride bu görüntüler kaldı. Yakınlarının cenazesi başında gözyaşı dökenler, son kez sarılanlar, öpenler. Filistinliler yine birbirlerini teselli etti.
Saldırı Refah kenti kırsalında gerçekleşti. Aynı aileden aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil katledildi. Saldırıda oğlunu kaybeden Gazze'li baba da çocuklarını korumak için Gazze'den ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Aş yerinden yemek almaya gitmişti. Şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 8 yaşındaydı. Gazze'den, ölümden kurtarmak için çıkardım onu. Hayatta kalabilmek için, yaşamak için Gazze'den çıktık. Ama çocuk yemek almaya giderken şehit oldu. Bizler siviliz. Kimseyle bağlantımız yok. Aynı saldırıda oğlunu kaybeden başka bir Filistinli baba, acısına rağmen metanetini korumaya çalıştı. Bu benim büyük oğlum. Elhamdülillah. Ona şehit olan kardeşimin adını vermiştim. Allah bize şehit oluşunu ikram etti. Nasibi amcasının yanına gitmekti. Allah sana kolaylık versin oğlum. Ben senden dünya ve ahirette razıyım oğlum. Elhamdülillah. Filistinlilerin cansız bedeni En-Neccar Hastanesi'ne götürüldü. Hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı. İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te birçok noktaya baskın düzenledi. Filistinlileri gözaltına aldı, gazetecilere saldırdı. İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 170 dönüm araziye de el koydu. İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. Baskın sırasında gazetecilerin üzerine ses bombası attı. İsrail askerleri araçları durdurup arama yaparak Filistinlileri taciz etti. Baskın sırasında Filistinliler İsrail askerlerine tepki gösterdi. Çatışma çıktı. İsrail askerleri Batı Şeria'daki El Halil kentinde de çok sayıda eve zorla girdi. Yaraladıkları Filistinli genci bu şekilde gözaltına aldılar. İsrail, Batı Şeria'daki işgalini her geçen gün genişletiyor. Filistinlilere ait arazilere el koyuyor. Son olarak İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 170 dönümlük Filistin toprağının devlet arazisi olduğunu iddia ederek el koydu. İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını ellerinden alarak Yahudi yerleşim birimleri kuruyor. Sevgili seyirciler, 7 Ekim'den bu yana İsrail'de hükümet karşıtı protestolar da giderek artıyor. Ülkenin pek çok kentinde savaş ve Netanyahu karşıtları hükümet istifa sloganlarıyla sokaklardaydı. Protestoların yoğun olduğu noktalardan biri de İsrail Meclisi'nin önüydü. Gazze'de işlenen savaş suçlarına dikkat çektiler. Rehine takası için müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediler. İsrailliler hükümet istifa sloganlarıyla yine sokaklardaydı. Bu protestoların amacı rehinelerin evlerine geri dönebilmeleri için hükümetin Hamas'la bir an önce anlaşmasını sağlamak. İsrail'de Netanyahu ve savaş kabinesine yönelik tepkiler gün geçtikçe artıyor. Binlerce kişi ellerinde hükümeti eleştiren pankartlarla ülkenin dört bir yanında sokağa çıktı. Protestoların önemli noktalarından biri de Batı Kudüs'te hükümet binalarının ve İsrail Meclisi'nin bulunduğu işte bu alan. Protestocular buraya pazar günü çadırlarıyla beraber geldiler ve salı gününe kadar hükümet istifa sloganlarıyla gösterilerine işte bu alanda devam edecekler. Burası çok önemli ve sembolik bir yer. Çünkü buradaki insanların hepsi seçimle geldi. Şimdi onların burayı terk etmelerini istiyoruz. Erken seçimlerin yapılmasını istiyoruz. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Netanyahu'nun şahsi konutunun bulunduğu Kayseri gibi onlarca noktada da hükümet karşıtı gruplar gösterilerini sürdürdü. İsrail'in katliam yaptığı Gazze için diplomasi trafiği de sürüyor bir yandan. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini yaz mevsimi gelmeden tanıyacaklarını duyurdu. Son derece önemli ABD ve İsrail yetkililer de çevrim içi toplantıda İsrail'in Refah'a olası kapsamlı saldırısını ele aldı. Bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolu Filistin devletini tanımak. Bu sözler İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ait. Sanchez, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün'de gazetecilere konuştu. Filistin devletini yaz mevsimi gelmeden tanıyacaklarını duyurdu. Filistin'i tanıma kararının önce Bakanlar Kurulu'nda alınacağını, ardından meclise sunulacağını ifade etti.
ABD ve İsrail'i üst düzey yetkililer de çevrim içi toplantıda İsrail'in Refah'a olası kapsamlı saldırısını ele aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Washington'un İsrail'in Refah'taki eylemlerine ilişkin endişelerinin dile getirildiği ifade edildi. İsrail'in bu endişeleri dikkate almayı ve görüşmelerin devamını sağlamayı kabul ettiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken, Filistin'de oluşturulan yeni kabineyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. "Bağımsız bir Filistin devletinin var olması amacına bağlıyız," dedi. İsrail'de El Cezire yasası olarak da bilinen düzenleme parlamentoda onaylandı. Yasa, hükümete yabancı basın kuruluşlarını geçici olarak kapatma yetkisi veriyor. Washington yönetimi kararı endişe verici bir adım olarak değerlendirdi. Hamas'a göre ise İsrail gerçekleri örtmek için bu yasayı çıkardı. İsrail parlamentosu tartışmalı basın yasasını kabul etti. El Cezire yasası olarak da bilinen sansür yasası uyarınca artık hükümet uygun gördüğü yabancı basın kuruluşlarını 45 gün süreyle kapatabilecek. Yasanın asıl hedefi ise Katar merkezli El Cezire televizyonu. Başbakan Benjamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasayı savundu. El Cezire'nin İsrail güvenliğine zarar verdiğini iddia etti. Netanyahu, El Cezire'nin artık İsrail'de yayın yapamayacağını belirtti. El Cezire kanalı da İsrail'in iddialarını tehlikeli ve saçma olarak niteledi. İsrail'in adımına ABD'den eleştiri geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, endişe verici bir adım değerlendirmesini yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise yasakla ilgili doğrudan yorum yapmadı. Dünyanın her yerinde gazetecilerin rahat çalışabilmesi gerektiğini söyledi. Hamas ise Netanyahu'nun işlediği korkunç suçları ve gerçekleri örtmeye çalıştığını savundu. Bu intikamcı karar, faşist işgalin gazetecilere ve haber çalışmalarına uyguladığı kısıtlama, abluka, terör hamleleri ve onlara karşı işlenen suç ve ihlallerin taçlandırılmasıdır açıklamasını yaptı. İsrail her fırsatta yabancı basın mensuplarını, özellikle de El Cezire çalışanlarını hedef alıyor. El Cezire'nin Gazze Büro Şefi, Vail Dahduh'un eşi, oğlu, kızı ve torunundan sonra, Ocak ayında da yine muhabir olan oğlu Hamza Dahduh katledildi. Geçen yıl El Cezire'nin deneyimli saha muhabiri, Filistinli Şirin Ebu Akile de İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti. Sevgili seyirciler, İran Süleymaniye kentine bağlı Kifri'de düzenlenen drone saldırısında hayatını kaybeden Türkmen Beyat aşireti lideri Hüseyin Alluş için cenaze töreni düzenlendi. Faillerin bulunması için merkezi Irak hükümeti özel komisyon kurdu. Saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediği tahmin ediliyor. Erbil'e gideceğiz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan karşımızda. Hem bu saldırıyla ilgili hem de cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar alalım mı senden? Coşkun Özen, altını çizmekte fayda var. Hüseyin Alluş birebir drone saldırısına maruz kaldı. Yani saldırı birebir kendisine yönelikti ve Hüseyin Alluş olay yerinde hayatını kaybetti. Türkmen Bayat aşireti lideri Hüseyin Alluş saldırının yapıldığı sırada olay yerinde anında hayatını kaybetti. Ve saldırı pazar günü, yani önceki gün, Süleymaniye bağlı Kifri ilçesinde, ki Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge, Kifri'de meydana geldi ve saldırısında sırasında dediğimiz gibi Hüseyin Alluş maalesef hayatını kaybetti. Saldırının hemen ardından Türkmenler çok ciddi tepkiler gösterdiler. Başta Irak Türkmen Cephesi olmak üzere Hasan Turan özellikle kendi hem sosyal medya hesapları üzerinden hem de resmi kanallar üzerinden Bağdat merkezi hükümete konunun acilen soruşturulması talebinde bulundu ve hemen ardından da gece saatlerinde yeni bir komisyonun kurulduğuna karar verildiği ifade edildi. Bu komisyon saldırının nasıl yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı, faillerinin kim olduğu yönünde çalışmalarına başlayacak. Ama ilk etapta bütün emareler, bütün belgeler, bütün bilgiler PKK terör örgütünü gösteriyor.
Ancak komisyonlar, kurulan komisyonlar da hem Orta Doğu ülkelerinde hem de Irak'ta genelde çok detaylı bir rapor sunamıyor ya da çalışmalarında sonuca ulaşamıyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yani Türkiye'deki gibi çok çabuk ve çok kesin sonuçlar ortaya çıkaramıyor. Diğer taraftan dün ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan ve Türkmen siyasi parti liderleri, aynı zamanda Hüseyin Alluş'un sevenleri onu yalnız bırakmadı. Binlerce kişi merasimde hazır bulundu. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı dediğimiz gibi, ama bir komisyon kurulmuş durumda ve komisyon şu an çalışmalarına başladı. Saldırının kimler tarafından yapıldığına dair daha detaylı bir çalışma yürütülecek komisyon tarafından. Ama dediğimiz gibi şu anki belge ve bilgiler ve elde edilen bulgular nedeniyle terör örgütü PKK'nın bu saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Sadece resmi bir açıklama yapılması bekleniyor Coşkun Özen. Yılmaz Aslan Erbil'den aktardı gelişmeleri sevgili seyirciler. Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Terör saldırısına katılmakla suçlanan Tacikistan kökenli Yakup Johnny Yusuf Zoda'nın 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi. Detaylar için Moskova'ya dönelim biz de şimdi. Uğur Keleş karşımızda, soruşturma devam ediyor. Tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Öte yandan önemli gelişmeler var. Tataristan'ın bazı illerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Senden alalım mı tüm bu gelişmelerin detaylarını? Evet Coşkun, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına saldırıları tıpkı Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yaptığı saldırılar gibi devam ediyor. Bu karşılıklı enerji altyapılarına yapılan saldırılarda bugün bir yenisi eklendi. Tataristan Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Alabuga ve Nizhne Kamensk bölgelerine İHA saldırıları yapıldı. Bu çok önemli çünkü Ukrayna sınırına 1200 kilometre uzaklıkta bu bahsettiğimiz bölgeler. Sabah yerel saatte 5.45 civarında meydana geldi. Alabuga özel ekonomik bölgesi ve Nizhne Kamensk'teki petrol rafinerisine yapıldı bu saldırı. Alabuga'daki saldırıda 6 kişi yaralandı çünkü öğrenci yurduna isabet etti buradaki İHA. Diğer Nizhne Kamensk'teki İHA saldırısında da petrol rafinerisinde ufak bir yangın çıktı ve yangının hemen söndürüldüğü ifade edildi. İHA'lar ilk kez Tataristan'a saldırdı dedik. Burada önemli olan konu da Alabuga özel bölgesinde, özel ekonomik bölgesinde Rusya'nın Ukrayna çalışmasında kullandığı Geren 2 adı verilen, İran'dan alındığı iddia edilen ve burada montajının yapıldığı Geren 2 adıyla dronlar imal ediliyor. İşte bu özel ekonomik bölge 2021 yılında kurulmuştu. Gençlere eğitim vermek, politeknik kursları açılmıştı burada gençlere eğitim vermek için. Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca bölge yönetimi bir karar aldı ve burada Geren 2 dronlarının montajına başladı. 2023 başlarında burada montajlar başladı. İran'dan getirilen Şehit dronları 400 kadar üretildi ve 2025 yılına kadar da 4000 tane drone üretilmesi planlanıyor. Burası önemli bir nokta. Diğer kısmı Nizhne Kamensk'teki petrol rafinerisiydi. Alabuga'daki de Rusya'nın kullanmış olduğu Geren 2 dronlarının üretildiği bir yer diyelim, gençlerin yaptığı ve buradaki dediğim gibi önemli konu çok uzak bir bölgeydi. 1200 kilometre kadar uzaklıkta. Eğer bu doğrulanırsa, resmi bir açıklama yok ama Ukrayna basında çıkan bilgilere göre bazı medyalar Ukrayna İstihbarat Servisi'nin bu saldırıyla bağlantılı olduğunu, buradaki istihbarat kaynaklarından elde ettikleri bilgilerle söylüyorlar bunu. Ukrayna'nın bu saldırılarla bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Bu eğer doğrulanırsa Ukrayna'nın Rusya içerisinde derinliklerine yapacağı saldırılar, bu saldırıların ihtimallerinin arttığı ve birçok bölgenin daha İHA saldırısı tehlikesi altına girdiğini görüyoruz. Ukrayna Rusya'nın enerji altyapısını, petrol rafinerilerini vuruyor demiştik. Daha geçen ay Nizhny Novgorod Oblast'ında iki yere saldırı yapmıştı. Daha sonra St. Petersburg ve Leningrad bölgelerine saldırı yapıldı. Rizan'da petrol rafinerisi, Yaroslav, Samara ve Saratov'da da
petrol rafinerilerine saldırı yaptı Ukrayna. Dediğim gibi 1200 kilometre mesafede bulunan Alabuga özel ekonomik bölgesine ve Nizhny Kamysk'taki petrol rafinerisine bir saldırı yapıldı. Saldırıyla ilgili Rusya'dan tepkiler de geldi. Duma Savunma Komitesi Başkanı Kartapolov'a sordular. Ne olacak bu saldırılar diye. Ukrayna'nın bu saldırıları nasıl sona erecek diye. Kartapolov, Ukrayna'nın bu terör saldırıları Kiev'i aldığımızda sona erecek dedi. Bir başka uzman Rusya'dan da bu saldırıların belki Ukrayna tarafından yapılmadığı, Orta Asya ülkelerinden birinden bu İHA'ların yönlendirildiği iddiasında bulundu ama bu pek kabul görmüyor. Genel olarak kabul gören tez bu saldırının Ukrayna tarafından düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Stratejik Savunma Bakanı da bir açıklama yapmıştı. Ukrayna'nın elinde yeni nesil dronlar olduğu ve 1250 kilometre mesafeye kadar uçacak dronlar yaptıkları, geliştirdiklerini söylemişti. Dediğim gibi 6 kişi yaralandı Alabuga özel ekonomik bölgesine yapılan saldırıda. Krokus City Hall konser salonuna yapılan terör saldırısı ile ilgili bir gelişme var. 10. gözaltıda tutuklandı. Mahkeme tutukluğuna karar verdi. 22 Mayıs'a kadar soruşturma devam edene kadar 11 kişi gözaltına alındı denmişti. Bu 10. tutuklanan kişi, diğer bir kişinin 11. kişinin kim olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Şu ana kadar tutuklananların hepsi Tacikistan vatandaşları. Geçtiğimiz günlerde Dağıstan'da bir terör operasyonu olmuştu. Burada ele geçirilen teröristlerden bir tanesi de bu Tacik teröristlere silah sağladıkları itirafında bulunmuştu. Bu arada bina ile ilgili de soruşturma devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi Acil Durumlar Bakanlığı'ndan binanın yangın alarmı ve yangın kapılarının, acil çıkış kapılarının durumu ile ilgili kontrollerle ilgili belgeleri istedi ve tekrar incelemeye aldı. Çünkü terör saldırısı sırasında birçok kişi bu kapıların kapalı olduğu, acil çıkış kapılarının kapalı olduğunu, yangın alarmlarında çalışmadığını iddia etmişti. İşte Rusya Soruşturma Komitesi bunu ele aldı. Bununla ilgili araştırma yapıyor. Hatırlatalım, 22 Mart'ta oldu. Saat 8'e 1-2 dakika kala 4 terörist ellerinde otomatik tüfeklerle Krokus City Hall konser salonuna girmişlerdi. Tam 144 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birçoğu çıkan yangında gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Yaralı sayısı da arttı. Toplam 551 kişinin de bu saldırıda yaralandığını söyleyelim. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti fakat Rusya bu IŞİD'in işi değil. Bu saldırıda Ukrayna'nın parmağı var. Ukrayna istihbaratı bu saldırıyı yönetti diye Ukrayna'yı suçlamıştı Coşkun. Uğur Keleş'ten aldık. Son derece önemli bilgiler, gelişmeler. Moskova saldırısında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. 1200 kilometre Rusya'nın içinde Tataristan özerk bölgesindeki hedefleri vurdu Ukrayna diyebiliyoruz anladığım kadarıyla. İşaretler onu gösteriyor. Ukrayna basınında çıkan haberler bu yönde. Son derece ilginç tabii. 1200 kilometre sevgili seyirciler, Rusya'nın içlerinde bir hedefi vurması savaşın boyutlarının ne kadar değişebileceğini de gösteriyor bize. Finlandiya'nın Vartaa şehrinde okula silahlı saldırı düzenlendi. Bir çocuk yaşamını yitirdi, iki çocuk yaralandı. Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı. Finlandiya'da okula yapılan saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. İki ortaokul öğrencisi de yaralandı. Yetkililer bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Okulda 1. sınıftan 9. sınıfa kadar yaklaşık 800 öğrenci eğitim görüyor. Karayip ülkesi Haiti'de çete savaşları devam ediyor. Şili'de gözaltına alınan bir kadın polisin silahını aldı, etrafa ateş açtı. Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı. Şimdi de dünyadan haberleri ekranlarınıza getiriyoruz. Haiti'de çete savaşları ve şiddet olayları devam ediyor. Başkent Port-au-Prince'de duyulan silah sesleri sonrası 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Meksika hükümeti de Haiti'deki şiddet olaylarının artmasının ardından 34 Meksika vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı. Görüntüler Şili'nin başkenti Santiago'dan. Pazar yerinde gözaltına alınan bir kadın polisin belindeki silahı aldı ve etrafa ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri 368 göçmeni sınır dışı etti. Göçmenler Guatemala'ya geri döndü. Guatemalalı yetkililere göre Washington, 2024'ün başından bu yana 19 binden fazla göçmeni ülkesine kabul etmedi. Kuzey Kore yine balistik füze denemesi yaptı. Açıklama Güney Kore ordusundan geldi.
Pyongyang yönetimi daha önce Güney Kore ve ABD'nin yaklaşmakta olan askeri tatbikatlarına güçlü bir tepki vereceği uyarısında bulunmuştu. Kazakistan'da seller etkili olmaya devam ediyor. Aktobe, Batı Kazakistan, Kostanay bölgelerinde durum hala oldukça kritik. Sel nedeniyle ülkenin 20 yerleşim yerinde bölgesel çapta OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanı Tokayev de selden etkilenen bölgelere bir ziyaret gerçekleştirecek. Caner Salıbay, Astana'dan karşımızda, alacağız ondan ayrıntıları. Evet Coşkun Özen, Kazakistan bu yıl yoğun yağan kar sonucu meydana gelen selle mücadelesini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'de 4 Nisan'da selden etkilenen bölgeleri ziyaret edileceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada Tokayev'in hangi bölgeye gireceği detayının da önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Ülkedeki durum hala kritik olarak belirlendi. Kazakistan'ın 5 bölgesi şu anda selle mücadelesini sürdürüyor. 20 yerleşim yerinde de OHAL, bölge çapında OHAL ilan edildi. Bugün de Aktobe bölgesinde olağanüstü halin ilan edildiği açıklandı. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından açıklamalara göre selden toplamda 15.786 kişi tahliye edildi ve geçici barınma merkezlerinde şu anda 4.000'den fazla kişi bulunuyor. Onlar için gerekli koşulların yaratıldığı da açıklandı. Bugün de Kazakistan Başbakanı Olcas Bektiyenov başkanlığında hükümet toplantısı yapıldı ve toplantının ana gündem maddesi de ülkedeki selle ilgili son durum oldu. Bu toplantıda konuşma yapan Olcas Bektiyenov Kazakistan halkına seslendi ve özel hizmet ekiplerin ciddiye almalarını, yapılan uyarılara uymaları gerektiğini rica etti. Aynı zamanda da Kazakistan yeni atanan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev de şu anda Karaganda bölgesinde bulunuyor ve bölgedeki son durumu inceliyor. Aynı zamanda Olcas Bektiyenov ülkede meydana gelebilecek selin ikinci dönemi hakkında da uyarı yaptı ve söz konusu sel uyarısının Kazakistan'ın diğer bölgelerini de etkileyebileceğini, şu anda da selle mücadele eden sel çapının artabileceğini de açıkladı. Sel meydana geldiğinden ilk saatten itibaren Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Kazakistan Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, aynı zamanda Milli Güvenlik Komitesi birimlerinin güçleri de devreye girdi. Öte yandan Kazakistan'ın eski Başbakanı Alihan Smayılov yeni göreve getirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in talimatıyla Alihan Smayılov ülkedeki Yüksek Denetçiler Odası'na başkanlık edeceği açıklandı. Alihan Smayılov Kazakistan'ın Ocak meydan olaylarından sonra Kazakistan Başbakanlığı görevine getirildi ve Ocak 2024'e kadar başbakanlık görevinde faaliyet yürüttü. Bugün de Cumhurbaşkanı Smayılov'u kabul etti ve görüşme sırasında Yüksek Denetçiler Odası faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı devlet denetimi ve mali kontrol sisteminin verimliliğin arttırılması konusunda bir dizi talimat verdi. Aynı zamanda ülkedeki bütçe fonları ve devlet bütçenin verimli ve doğru etkili düzeyde kullanılması konusunda da yeni faaliyetlerin yapılması gerektiğini açıkladı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'dan aldık bilgileri. Kazakistan'da kalmaya devam ediyoruz. Türk dünyasının ortak değeri, şair ve düşünür Hoca Ahmet Yesevi, Kazakistan'ın Türkistan kentinde anıldı. Yüzyılın insanı Hoca Ahmet Yesevi adıyla düzenlenen konferansta ünlü düşünürün bilgi mirasının geleceğe aktarılması ele alındı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Yüzyılın İnsanı Hoca Ahmet Yesevi adlı uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansa Kazakistan'ın 13 bölgesinden 140 öğretmen katıldı. Ayrıca Yesevi'nin mirasını inceleyen İran, Özbekistan, Kırgızistan ve Afganistan'dan ünlü bilim adamları toplantıya katılım sağladı. Üniversite Rektör Vekili Profesör Doktor Peyami Battal, etkinliğin amacının Yesevi'nin bilgi mirasını incelemek, yerli ve yabancı bilim adamlarının araştırmalarını tek çatı altında birleştirmek olduğunu söyledi. Biz üniversitemizde etkin bir şekilde Ahmet Yesevi öğretisini ve felsefesini
yaymak için, geliştirmek için bir enstitü kuruldu zaten. Bu enstitünün şubelerini Türkiye'de değişik üniversitelerde kurmaya çalışıyoruz. Konferans kapsamında Yesevi mirası ve manevi bilgisi, Yesevi mirasının eğitim sürecinde uygulanması başlıklarında 5 panel düzenlendi. Sevgili seyirciler, 32 yıl önce TRT ekipleri Hocalı'da yaşanan trajediyi dünyaya duyurmuştu. İşgal sona erdi. Azerbaycan ordusu birkaç ay önce Hocalı'da kontrolü sağladı. TRT yine bölgeye ilk giren uluslararası medya kuruluşu oldu. Fatih Avanos Hocalı'da, yanında Hocalı tanığı ve gazeteci Seriye Caferova var. İşgal dönemi bölgeye verilen tahribatı ve vandalizmi konuşacaklar. Dönelim o noktaya, sözü Fatih'e ve konuğuna bırakalım. Arkamda tarihi Hocalı kasabasını görüyorsunuz. 32 yıl önce insanlık tarihine kara bir leke gibi geçen katliamın yaşandığı kasaba ve çevresi. Ondan öncesinde 3 ay muhasere altında tutulmuştu, kuşatılmıştı, insanlar aç susuz bırakılmıştı o zorlu kış şartlarında. Hemen ardından da 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede o katliamlar yapıldı. Zırhlı araçlarla, 366. motorize tugayıyla, Rusların silahlarıyla o katliamlar gerçekleştirilmişti masum sivillere yönelik. 32 yıl sonra geç de olsa, adalet tesis olmasa da Azerbaycan devleti topraklarında artık hükmediyor, kontrolü sağlıyor ve bulunan kalıntılarda, kayıplara ilişkin bulunan izlerde tespit edildikten sonra kimlikleri son yolculuklarına uğurlanıyor. Yanımızda bir Hocalı tanığı var, şahidi var, bir gazeteci ablamız var. Kendisi bu noktada o gece hayatını kurtarabilen şanslı azınlıklardan biriydi aslında ama... Büyük de acılar yaşadınız, annenizi kaybettiniz ve bugün Hocalı'dasınız. Tekrar doğduğunuz topraklara ayak basıyorsunuz. Önce hislerinizi almak isterim. Neler yaşandı ve geldiğinizde nasıl bir Hocalı buldunuz? Ben kederine sevicin ağuşundayım. Ben buradan üzümü tutup deyirim, salam Hocalı, ben geldim. Geldim ama çox əzizlərimi, doğmalarımı itirə-itirə gəldim. Arxamda gördüyünüz bu məzarlıqlarda bizim Xocalıların məzarlığı idi və burada mənim babam uyuyurdu. Və babamın anası da burada həmin məzarlıqda uyuyurdu. Mən nə qədər gəzdim, axtardım və onların üzərinə ən azından 32 ildən sonra gəldiyim bu məzarın üzərinə bir çiçək dəstəsi qoymağı özümə borc bildim bir övlad kimi. Amma mən o məzarı tapa bilmədim. Düzdür, təxmini tapdım. Orada o hasarlardan mənim atamın qəbri olduğunu yəqin etdim. Çünki mən uşaqlıqda həmişə gələrdim bu məzarlığa. Ziyaret edirdim. Onda bilirsiniz ki Novruz bayramı ərəfəsi olardı, yaz bayramı ərəfəsi. Onda çoxlu burada qar çiçəkləri olardı və mən o qar çiçəklərini əzməyə, ayağımı qoymağa ürəyim gəlməz idi və onların kənarından keçərdim və mən babamın qəbrini ziyaret edim. Bu günlər mən gəldim, yenə də yazdı. Bax, bir yaz günündə mən bura gəldim. Amma nə yazıq ki, mən atamın qəbrini əvvəlki kimi ziyaret eləyə bilmədim. Bu mənim bir övlad kimi qəlb ağrımdır, ürək çırpımdımdır. Mən inanıram ki, dövlətimiz, dövlət başçımız bu məzarlığa düzəldilməsində əməyi olacaqdır və bu məzarlıq düzəldiləcək və Xocalılar burada ilk köç olacaq. İlk köçlərindən biri də mən olacağım, o 50 nəfərdən biri də mənəm. Mən həm Xocalı soyqırımı zamanı anamı itirdim. Və bir yaşım olanda da atamı itirdim. Atamın qəbri bu vəziyyətdə, anamın da qəbrini tapa bilmədim. Yəni insanların keçmişinə, mezarına hürmətləri yox deyə bilərmiyiz? Ona izin edər. Əlbəttə, əlbəttə. Onlar nə insanlara, nə də ki o məzarlığa hürmət etmədilər və mən bəşəriyyət özümü tuturam. Ey bəşəriyyət, ey susam bəşəriyyət, ayıq olun, sayıq olun. Bax, ermənilər məhz bu. Ermənilər nəinki insanları, eyni zamanda orada uyuyan məzarlığa da vandalizm törədirlər. Ona görə də erməni xislətindən özünüzü qoruyun.
Amin efendim. Geçmişlerinize rahmet diliyoruz Allah'tan. Evet, o gece 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk, 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Bir tanesi de Seriye Müslüm kızının hemen annesiydi. Babası da daha önce kaybetmişti. Şimdi o mezarlıkta babasının mezarını bulmak istedi ama bulamadı. Çünkü Ermenilerin o vandalizmi mezarlıklara kadar sıçramıştı. Mezarlıkları tahrip ettiklerini ifade ediyorlar. Burada birçok insanın geçmişine yönelik izleri silmek istiyorlar ama silemediler tabii ki. Azerbaycanlılar bugün kendi topraklarında geçmişlerinin aslında izini arıyorlar ve birçoğu da buldu. Yeni işte o bulunan kalıntılarda düzenlenen törenlerle kurulan mezarlıklara defnediliyorlar ve Azerbaycan devleti de kısa zamanda hem burada bir tarihi kompleksle hayatını kaybedenlerin anılacağı, unutulmayacağı bir kompleks düzenleyecek, kuracak. Hem de burada yeniden imar ve ihya çalışmalarıyla Hocalı'yı ayağa kaldıracak diyelim. Hocalı'dan son notlar bu şekilde, sözü yeniden size bırakalım. Evet, Hocalı şehitlerimizi biz de rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun sevgili seyirciler. Türkiye rüzgar enerjisi sektöründe de yabancı yatırımcıyı çekiyor. Uluslararası bir şirket daha Türkiye'de yatırım kararı aldı. Peki yabancı yatırımcı neden Türkiye'yi tercih ediyor? Türkiye hangi avantajlara sahip? Yanıtları haberimizde. Türkiye'nin rüzgarı yabancıların radarında. Rüzgar enerjisi alanında artan potansiyel uluslararası bir şirketin daha dikkatini çekti. Şirket gelecek yıl Türkiye'de 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı. Türkiye rüzgar enerjisinde en büyük potansiyeli olan ülkelerden biri olduğu için öncelikle tabii bundan dolayı tercih ediliyor. Ayrıca yatırımcıları, yerli ya da yabancı yatırımcıları cezbeden bir de piyasası var. Ürettiğiniz elektriği aynı zamanda satabileceğiniz bir düzenli piyasa yapısı olduğu için tercih ediliyor. Türkiye rüzgar enerjisinde lider ülke olma idealine adım adım yaklaşıyor. Hem karada hem denizde çalışmalar sürüyor. Hedef 10 yıl içinde Avrupa'da söz sahibi ülkelerden biri olmak. 2009 yılından beri Türkiye'de kurulmuş 12 bin megawata ulaşan bir rüzgar santralı portföyümüz var. Bu santralları daha fazla geliştirmek için yeni kapasiteler tahsis ediliyor. Geçtiğimiz bir sene içerisinde bu 12 bin megawattın üzerine bir kere 19 bin megawattlık batarya entegre yeni kapasite tahsis edildi. Bunun dışında kapasite artışları ve yapılan YEKA ihaleleriyle toplamda 30 bin megawata yakın yeni kapasite verildi. Rüzgar enerjisi yatırımları istihdama da önemli katkı sağlıyor. Ülkemiz rüzgar ekipmanlarını üretiminde Avrupa'nın 5. büyük sanayi gücü ve çok büyük bir sanayi istihdamımız söz konusu. Bugün Türkiye'de 25 binin üzerinde doğrudan istihdam var rüzgar sanayi ve yatırımları alanında çalışan. Amerika Birleşik Devletleri merkezli çevrimiçi veri toplama şirketi Google, anonim modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti. Google arama verilerini de silecek. ABD merkezli teknoloji şirketi Google, verilerin kaydını izinsiz tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti. Google, milyonlarca kullanıcının internetteki gizlenme geçmişine ilişkin verileri silecek. Firma hangi verileri topladığı konusunda kullanıcıları bilgilendirmek için sunduğu açıklamayı da güncelleyecek. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'ndeki belgelere göre Google, çevrimiçi gezintilerde anonim seçeneğini kullandığı halde bilgileri izinsiz kullanılan 50 davacıyı temsil eden 3 avukatlık firmasıyla anlaşmaya vardı. Yaklaşık 4 yıl önce açılan davada Google, anonim tarama seçeneğini kullanan herkesin etkinliğini nasıl izlediği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu. ABD Adalet Bakanlığı, tekelleşme politikası uyguladığı iddiasıyla biri 2020'de, diğeri 2023'te olmak üzere Google'a 2 ayrı dava açmıştı. Avrasya gündeminin sonuna geldik bu haberle birlikte. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.